Suya giriş çıkış ve denge kontrolü. Dev adım girişini yapmadan önce tüm dalış ekipmanını kuşanırsınız ve daha sonra atlayacağınız bölgenin güvenilir olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. İlk önce atladığınızda kontrolsüz bir şekilde su altına inmenizi önlemek için denge ileğinizi yarıya kadar şişirmelisiniz. Daha sonra regülatörünüzü ağzınıza takın. Atladığınız esnada ekipmanınızın dağılmaması için sağ elinizin avuç içiyle regülatörünüzü, parmaklarınızla maskenizi tutun. Sol elinizle gövdenizdeki ekipmanları tutmayı da ihmal etmeyin. Suya atladığımızda yüzümüzde darbe hissetmemek için ileriye doğru bakmalı ve zıplamadan sadece büyük bir adım atarak ileri doğru ilerlemelisiniz. Suya girip tekrar çıktıktan sonra her şeyin yolunda gittiğini göstermek için dalış arkadaşlarınıza tekneye ve karaya büyük okey işaretini verin. Daha sonra diğer arkadaşlarınızın güvenli bir şekilde suya atlamasını sağlamak için bulunduğunuz bölgeyi boşaltarak ilerleyin. Havuz, güverte ve platform gibi bölgelerde eğer derinlik atlamak için uygun değilse oturup kontrollü bir şekilde dönerek suya inmelisiniz. Denge ileğiniz şişirip atlayacağınız bölgenin boş ve sakin olduğundan emin olduktan sonra regülatör takılır ve sol elinizle destek alıp platformdan dönecek şekilde işlem gerçekleştirilir. Şnorkel bu gibi atlayışlardan sonra dalış noktasına ilerleyene kadar geçireceğiniz süre boyunca üstünüzdeki havayı tüketmemek için kullanılır. Dalışa geçerken şnorkel çıkartılır ve regülatöre geçilir. Aynı şekilde dalış bittikten sonra yüzeyde bulunduğumuz zamanlarda da regülatör çıkartılır ve şnorkele geçiş yapılır. Dalışa başlanacak noktaya kadar geri geri yüzmek size ekstra enerji tasarrufu sağlar. Su altına ineceğiniz noktaya geldiğinizde dalışa nerede başladığınızı ve nereye gideceğinizi anlamak için bulunduğunuz bölgeyi gözden geçirip kerteriz almayı unutmayın. Lideriniz iniş işareti verdiğinde BC'nizdeki ve ciğerlerinizdeki havayı yavaşça boşaltarak su altına inmeye başlayın. İniş esnasında dik bir şekilde kontrollü inmeyi ve kulaklarınızı eşitlemeyi unutmayın. Dik bir şekilde su altına inmek sizin ihtiyacınız olduğuna palet kullanarak tekrar hızlıca yükselmenizi ve aşağı inerken hızınızı yavaşlatmanızı sağlar. İlk defa scuba kullanacak adaylar için dalış her zaman heyecan verici ve adrenalin yükselten bir aktivitedir. Fakat eğitim aldıktan ve bu işte deneyim kazandıktan sonra aslında tüplü dalışın ekstrem sporlardan daha çok yoga ve meditasyon gibi sakinleştirici bir etkisi olan spor dalı olduğunu fark edersiniz. Su altında olmak her şeyin farklı göründüğü, nefes almak gibi sıradan bir olayın bile ilginç bir hal almaya başladığı, yeni bir dünya keşfettiğinizi hissettiğiniz anlar bütündür. Yine de ilk dalışlarımızda su altında dengede kalabilmek bizim için en zor eylemlerden birisidir. Denizin derinliklerinde tıpkı bir balık gibi süzülmek, istediğimiz yöne gidip istediğimiz zaman derinliğimizi azaltıp yükseltebilmek belki de dalışın en önemli kısmını oluşturur. Dalıştan alacağımız keyif ve göreceğimiz canlıların sayısı su altında dengede kalabilme yeteneğimize bağlıdır. Su altındaki yüzerliliğimiz biz dalıcılar için belki de en önemli konulardan bir tanesini oluşturur. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde bizler balıklar gibi dengede yüzmeyi öğrenir ve dalıştan alacağımız hazzı arttırırız. Denizde küçücük bir para batarken kocaman gemiler yüzeyde batmadan ilerlemeye devam eder. Biz buna pozitif yüzerlilik deriz. Yani suyun bir cismi, cismin taşırdığı suyun ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarı kaldırmasından kaynaklanır. Eğer cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığından az ise o cisim yüzmeye başlar. Geminin fazla su alıp artık yüzemeyecek seviyeye gelmesi ise negatif yüzerliliktir. Yani cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığından artık daha fazla bir hale gelmiştir. Böylece cisim batmaya başlar. Nötr yüzerlilik ise bizim su altında en çok ihtiyaç duyduğumuz yüzerlilik tipini oluşturur. Cismin ağırlığı taşırdığı suyun ağırlığına eşit ise yani cisim ne yüzer ne de batar bir halde kalıyor ise işte bu nötr yüzerliliktir. Dalışlar esnasında batma ve çıkma eylemlerini kendimiz belirlemeyi öğrendiğimiz an dalıştan daha çok keyif alır ve kendimizi tıpkı bir balık gibi hissetmeye başlarız. Su altında yüzerliliğimizi BC ekipmanını kullanmayı öğrenerek başlarız. Tüplü dalış eğitimlerinde su altında ihtiyacınız olan mükemmel yüzerliliği, denge iliği, ağırlık sisteminiz ve ciğerlerinizle kullanmayı öğrenirsiniz. Mükemmel nötr yüzerliğe sahip bir dalgıç, tıpkı uzay boşluğunda süzülen bir astronot gibi su altında süzülerek boşlukta dolaşıyor olma hissinin aynısını yaşayabilir. Dalış bittikten sonra genelde iki çıkış seçeneğimiz mevcuttur. Bir tanesi kıyıya ulaştıktan sonra paletlerimizi çıkarıp yürüyerek çıkmaktır. Bu gibi kıyıdan çıkışlarda dengemizi kaybetmeden yürümek ve ekipmanlarımızı çıkartacağımız noktaya ulaştığımızda dalış eşinden yardım istemek çok önemlidir. Bir kişi arkadan dalış ekipmanınızı tutarken siz önden kemer ve tokaları çözebilir, kollarınızı çıkardıktan sonra ekipmanınızı alarak yavaşça yere indirebilirsiniz. Daha sonra ağırlık kemerinizi sağ elinizle ağırlıkların aşağı kaymayacağı şekilde tutup çıkarmalısınız. İkincisi ise
tekne platformu veya iskeleden çıkışlarda önemlidir. Bu gibi çıkışlarda denge iliği iyice şişirildikten sonra ilk önce ağırlık kemeri kontrollü bir şekilde çıkarılarak platforma veya teknede bekleyen dalış arkadaşımıza uzatılır. Böylece suyun altına batmamızın da önüne geçilir. Ağırlık kemerini çıkartırken en çok dikkat etmemiz gereken konu üzerindeki ağırlıkların kayıp aşağıya, daha da kötüsü altımızdaki dalgıçların üzerine düşmesidir. Bu nedenle ağırlıkları çıkarmadan önce su altında kimsenin olmadığından emin olunmalı ve daha sonra kemer sıkıca tutularak yukarı doğru çıkartılmalıdır. Daha sonra denge iliğinizin batmayacak kadar hava dolu olduğundan emin olun ve tokaları açarak çıkartın. Teknedeki veya platformdaki arkadaşınıza uzatarak ekipmanınızı yüzeye doğru taşıyın.